Tüm Türkiye'de EBA canlı dersleri başladı. Peki ne oldu? Hadi hep birlikte bakalım. Tüm Türkiye'de EBA canlı ders yayını başladı. Devamında hepimiz şöyle bir ekran aldık. Çok kalabalık. Şu an yüz binlerce öğretmen veya öğrenci EBA'da yoğunluk yüzünden sorun yaşıyor olabiliriz. Lütfen EBA TV kanallarını izleyin diye. Evet, bu ekran karşımıza neden geldi? Aslında çok net de açıklamışlar. Çok kalabalık. Serverların, ana bilgisayarların bu kadar öğrenciyi, bu kadar idareci ve öğretmen bilgisayarlarını kaldırması kolay bir olay değil. Diyeceksiniz ki hocam, peki bu belli değil miydi? Belliydi tabii ki. Onun için pilot uygulamalar yapıldı. Ama sistemi çalıştırmadan da sonuçlarını görmek de zor. Lakin şundan emin olabilirsiniz ki dün sabaha kadar güncelleme geldi. Dolayısıyla sistemi aktif etmek için elden gelen yapılıyor. Ve ben bu sürecin çok da uzayacağını zannetmiyorum. Peki bu durumda bizler ne yapmamız lazım? Bunun bir öğrenci boyutu var, bir de idareci boyutu var. Bunlarla ilgili elimde yeni gelen bilgiler var. Onları da açıklayacağım. Ama öğrenciler için işler aslında çok da kolay. Sizin yapacağınız şey alttaki yönergeye uyup EBA TV'den derslerinizi küçük küçük takip etmek. Devamında canlı dersleriniz başlayacak. Ekrandaki açıklama da çok net. Şu anda çok kalabalık. Bir problem var. Bir problem olduğu zaman da öğrencilerin üzerinize düşenler internetten diğer ya da TV'den diğer eğitim kanallarını takip etmek. Peki öğrenciler ve idareciler ne yapacak? Bunlarla ilgili olarak birazcık daha detaylı konuşacağım. Yeni bir video daha çekeceğim. Orada idareci arkadaşlarımızla birazcık az video çektik ve onlardan çok fazla soru geliyor. Bugün ne yapmaları lazım? Sıkıştığı noktalar neler? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Bu videolarımda birazdan yüklenip kanalda görebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.